Ne ara nereden söyleyecektik? Müneccim yarrağı mı yedik biz Berkant? Berkant. Bundan sonra senin adın Berkant. Burası. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sosyal medyanın işte en bu. Ben de boşluğa doğru. Bugün yanımda 3 tane konuğum var. Birincisi kim? Velet Batıcı'nın Karakaya Naru'dan tek yiyen. Dünyanın en iyi tek yiyen. İnanılmaz. Nasıl değişti pis ya? Ama e-sporu bıraktıktan sonra hayatı süper yönde giden. Çok iyi paralar kazanmak lazım. Velet Batıcı'nın Karakaya, Şükrü Şentürk. Evet. Nick ne? Nick Utenera. Doğru. Şükrü Şentürk. Doğru. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım, çok eskiden mezun. Soyadımı az önce öğrendim. Soyadımı az önce öğrendim. Manyak bir video olmuş ya. Hiç adam olmayan. Oğlum tam YouTuber olduk ha. Karakter sıkıntıları çeken. Amına sosyal medyanın en politik adamı. Aslında böyle değil. Aslında böyle değil. Tamamen yorumları yalan. Neydi? Abi onun da soy ismini bilmeye inanılmaz ya. Oğlum sen nasıl terbiyesiz oldun? Bir şey diyeceğim. Kendi konukların... Kendine müzisyen diyorsun. Yok abi, Kemal Can Parlak, tamam biliyorum. Kendine müzisyen. Anca kendine müzisyen olursun kardeşim. Kaç senedir tanıyoruz Berkcan'ı? Oldu değil mi 2,5 sene falan? Bayağı bir turnuvada gelmiştin yanıma. Ben Ferit'in yanına ilk 2013 KMF'de yanına geldim. Fotoğraf çekelim mi dedim. O zaman beni tanımıyor. Götü bir kalkık var ya. La ya bu. Yalan söyleme ya. Cidden öyleydi. Yanına gittim. Abi alakası yok vurdu. Cidden öyle falan değildi. Gerçekler, gerçekler kardeşim. Fotoğraf çekelim dedim. Bir de etkinlikte. Bir de etkinlikte. Of var ya, Ferit'in etkinlikte, oyun etkinliğinde Ferit niye konuşamıyorum? Yalan söylediğin için olabilir mi? Hayır. Cidden öyleydi. Oğlum, yanına gittim. Bak video duruyor. Videodan sahneyi gösteriyorum şu anda. Eminim gösteriyorsundur. Bakın oraya arkadaşlar. Yanımda şu an Ferit var. Ferit nasılsın? Evet, iyiyim şu an. Böyle bir giriş yaptım mı? Aynen, ben. Evet, izledim. Göster. Hani götüm kaldı? İyiyim şu an. Seriyorsundur. Bakın oraya arkadaşlar. Ulan Berkcan'a bak ya, Velet var. Ferit nasılsın? Evet, iyiyim şu an. Böyle bir giriş yaptım mı? Aynen, ben. Evet, izledik. Gösterdim. Neyi gösterdin abi? Gösterdim. Sen çok sevdin lan YouTube. Var lan, öyle video vardı. Veli şaman okurum ben. Çok iyi video. Evet, nasıl gidiyor işler? Abi iyi gidiyor ya. Allah şükür. Abi bir şey söyleyeceğim, bak siz göremiyorsunuz ama Kemal bir pehlivan olmadı mı? Tam bir pehlivan ya. Ben bu kameramı nereye koysam ya? Şöyle koyayım. Bir pehlivan ya. Ayı gibi oldu. Şuna bak abi. Aşırı abi, çok aşırı. Kötü. Yine Ferit'in yalanları. Kız yok. Yalnızım. Param yok. Pulum yok. Kardeşim. Azıcık doğru söyleyin bakın. YouTuber'lar çok kazanıyor diyorsunuz. Twitch'ler de kazanıyor. Bunu açıklayın artık. Şu anda artık Twitch'ler de kazanıyor. Zaten bravo abi. Bu ne abi? Ayıp be. Bu ne abi? Acaba kim? Ayıp be. Onurcan Saçlı. Onurcan. Çok ilginç. Telefonu çalmaz. Abi çalmaz bu arada. Bir kere çaldığını görmedim ben bu telefonu. Makara değil. Harbiden bunu bir açıklamam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar onu ben tamamen makara tiye alıyorum. Yani o ilk Hog'da başladı zaten o olay. House of Gamers'ı ne düşünüyorsun? Ama Hog'da yalnızlık başladı. Orada harbiden. Evet, yalnız yaşıyorum 3 senedir. Ama hani bunu ben tercih ettim sonuçta yani. Yani çok kötü yaşıyorsun, çok kötü. Hayır, gayet şey, normal yaşıyorum, iyi de yaşıyorum. Yalnızlık hakkında bayağı. Hayır abi, duygusal yalnızlık olamaz. Hep yatağa baş koyduğumda böyle yanımdaki. Abi bunlar gerçek şeyler. Abi tamam da. Geçiyorsunuz ki benim duygusallığımı. Abi şöyle bir şey, artık mesela hepimiz aynı binaya taşındık. Bunu niye söylüyorsun? O kadar. Adresi de ben. Bilinçli olarak kendi numarasını leaked etmesine ne diyorsunuz sürekli? Ya abi, var ya çocuk gerçekten ya. Abi bak bir dakika, sen şimdi YouTube'a çekmeye çalışıyorsun Twitch'de. Twitch'te öyle şeyler olmaz kardeşim. Ya, Twitch'te gayet canlı. Samimi bir ortam. Direkt canlı canlı olan oluyor. Orada bitiyor. Hiç önceden düşünmüyoruz yani. Ulan ben bugün yayında şu çakallığı yapayım, şu prim kasayım diye düşünmüyoruz. Tam ama YouTube'da zaten düşünüyorsun. Şu an bu video mesela tamam bir kurgu. Arkadaşlar değil. Ya yani Twitch'te o olay mesela telefonumun gözükmesi bilmem ne sürekli yanlışlıkla bir yerlerden sitelerden gözüküyor. Ben bir durup dururken bir bug var Twitter'da. Profiline tıklamaya çalışıyorsun, direkt setting satıyor seni. Orada da direkt şey gözüküyor, telefon numaran gözüküyor. İlk öyle bak, bug'dan dolayı oldu. Ya biraz yayın içinde işte yapılan hatalar. Sen bana yani yayında hata mı yaptın? Hani kötü bir hareket yaptın. Hayır ama. Kötü bir yayıncı. Hepimiz insan değil miyiz? Şimdi ya Kemal artık kendin ol biraz. Böyle. Artık sen kendin ol ya. Yani buraya gelmeden önce yok bunu yapacağım, yok bunu diyeceğim. Çık o rakun kabuğundan. Gerçek mukalemun Kemal'i göster ortaya insanlara. Oğlum gözüm yandı ya. Gözünü zora çıkartıyorum. Nasıl bitirdin? Abi e-spor sizin
geçmişiniz yani. Evet abi. Benim değil. Onun insanların üstüne basa basa, insanları kullana kullana, çocuk seni taşıyacak diye bitti be Hogda. Beni öldürdü be. Oğlum bana hiç yakışmıyor güneş gözü. Parasını sormasın. Tak tak. Adım tam çıkmıyor. Benim zevklerime güvenmiyor musun? Bayağı iyi oldu. Abi şu an ne düşünüyorum biliyor musun? Videoyu ortasından tıklayan bir adam bu dallama niye güneş gözü? Şu an bunu düşünüyorum. İrem çok teşekkür ederim. Zorcuyken falan filan nasıldı şu an nasıl hayatlarınız? 50 lira bu iş. Çok teşekkür ederim İrem. Ne var? Anlatıyorum bir dakika. Bir dakika durdurayım. İrem. İrem selam. İrem. Hello. İrem. Merhaba. Çok teşekkür ederim 50 lira bu işin için İrem. Çok sağ ol. Selam. Hoş geldin. Ne zamandır izliyorsun? Neyse. Even Deli. Aha vallahi bu da son sigara param. Ne? Allah helal olsun 50 olması. Abi ya öyle son paralarınızı atmayın bana lütfen ya. Vallahi son şeylerinizi yapmayın öyle. Az size de kalsın. Tam çoğunu atın. Vallahi atmayın. Öyle son param falan vallahi bak dayanamam ha. Vallahi Binary Game'de parayı geri gönderme de yok ya. Çok teşekkür ederim Even Deli. Bir kere yani hayatsız gibi oyun oynuyorduk 8 saat, 9 saatinde. Öyle değil mi abi ben öyle. İlk başta e-spor şöyle çıktı. Biz evde oyun oynuyoruz. İyi oynayanlar hadi bir takım kuralım, birlikte bir şeyler yapalım diye başladı. Herhangi bir gelir beklemeksizin keyif almak için oyun oynuyorduk. Amacımız diğer takımdan daha iyi olduğumuzu göstermekti. Siz bu da en kötü zamanında oynuyordunuz. Evet. Değil mi yani? Cidden öyleydi. En zamanı. Tabii. Hani sadece kötü zamanını gelir olarak düşünme. Şartlar olarak da düşün. Yani bayağı altyapı olarak internetimizin kopması, elektriğin gitmesi, bilgisayarlar 30 FPS oluyorsun falan bayağı o şekilde oynuyor. Ya bizim zamanımızda mesela ilk zamanlarda gaming class falan yoktu. Yani evden evet. Oynuyordu yani bootcamp falan. Çocuk bir gidiyor annem yemeğe çağırdı diyor yarım saat bekliyorsun gelsin de oynayalım diye. Hayır salak ben banlanıp bırakmadım. Ha, onu da bak heh iyi oldu bak bu keko gibi herkes yanlış bir arkadaş. Ben... Abi, şimdi bak bizim zamanımızda oynuyorduk yani dedin ya şu anki evet. Adamlar iyi kazanıyor. Evet. Bizim zamanımızda ne veriyorlardı biliyor musun? Maç kazanırsan, bak kazanırsan 40 lira veriyorlardı. Ama 40 lira o zamanlar ne ama kadar? Ama ne kadar büyük bir para olabilir 40 lira altı sıfıratı bulmuş hali var. Ne yani 40 lira neydi? Ev mi alıyordun? İki maç. Yani haftada maksimum kazanabileceğin para 80 TL oluyordu yanlış hatırlamıyorum. Ya ve iyi oyuncu olman için, ligde tutunabilmen için her gün oynaman lazım. Sürekli çalışman lazım. Bunu savunmuyorum. Elebust yapmayı savunmuyorum. Gerçekten yanlış bir ben şeydi. Savunuyorum. Ama bir daha olsun. Ben savunuyorum. Çünkü yapmak zorundaydım. Çünkü ailemi geçindirmem lazımdı. O zamanlar kötü durumdaydım. O yüzden yaptım. İyi de para kazandım. Bir de yani işler büyüdükten sonra mesela senin efsane finalin var yani. O anlatayım mı? Bak şimdi. Bıraktığı dönemi komple unut. Profesyonelliğe yeni geçiş dönemiydi. Evet. Sen niye gözlüklesin? Bak şimdi. Bak şu gözlükle spor anlatıyor ya. Bak dinle. Bak dinle. Bak elimi takip et. Gözlükle de ciddiye almıyorum şimdi, yani. Elimi takip et. Hayır yani bir şeyler çiziyor ama bahsettiği şey mouse tamam. Klavye. Bir şey diyeceğim. Adam Türkiye şampiyonu oldu sen olamadın. Sen gitar çal anca. Sen şimdi sanatı bu kadar ezdin mi? Dinleniyor da ediyor da hepsi bunlar izlenmek gidar için mi? Hepsi bunlar dinlenmek ya, için mi? Sen var ya sen lanet olsun bege. Sen bu kalem unutsun ya. Evet. Kendi karakterini biraz ortaya koy. Kimi sevmiyorsun diyorum. Arkadaşlar gençhane diyor. Kim gençhane ya amına koyayım. Allah. Bu ne oğlum? Hayır ya. Öyle de deme. Dur yine şey yapıyorum değil mi? Öyle de deme kardeşimiz YouTube yapıyor. Orada bir izleyici kitlesi var kardeşim ya. Biz de bize Kemal gibi olmaya başladı. Bir anda böyle herkes değişiyor az önce söylediğim. Kemal. Evet. Götün kocaman oldu ne düşünüyorsun? Bir şey diyeceğim, ne yapıyorsun mesela? Bir günün nasıl geçiyor? Video çok güzel oldu ya. Geçmiyor herhalde. O kadar düşündüm ki. YouTube'da takip etmeyi sevdiğiniz insanlar ve sevmediğiniz insanlar. Sırayla gideceğim. Önce Ferit'ten başlayacağım. Cidden yani hani mesela YouTube'daki içerikler sence nasıl? İsim mi? Zaten Orkun'un videosunda falan oynuyorsun. Ya Orkun'un videosunu bir tane videosunu rica ediyorum. Orkun da senin gibi eski tanıdığımdı. Aranızda ne var bilmiyorum. Bir şey yok. Ben bilmiyorum öyle imalı konuştu ama. Gördüm şey video baş. Orkun'un videoları güzel ya. Orkun da ilk böyle oyunlarla falan başladı. Tamam Orkun'dan bahsetmeyeyim. Berkcan'ın videolarını çok seviyorum. Abi. Orkun gibi başkası beni sevdiğinde sonrasında o bölümü atıp başkası Orkun'u ışıtmak dedirtmiyorum.
sevmediğiniz. Evet yani sevdiğiniz, sevmediğiniz insanlar. Sen genç hane dedin mesela sevmediğine. Sıkıcı bir program bu arada. İnanılmaz sıkıcı. Zaten program... Ferit'in çoraplar mı? Hani lan çorap? Çorabım gözükmüyor ki. Bu eşofmanın şeyi lan. Altı. Lastiği o lastiği. Lastik takacaksın lastik. O 20 dakikasında sen konuştun. Konuşturmadın ki onu. Hayır. Konuşturmadın ki. Hiçbir şey anlatamadık. Ne bir şey böyle enine boyuna konuştun. Bana anlatamadın. Şükrü. Ben bunları çıkıp açıklayacağım söyleyeyim. Düzgün bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bana bunlarla gelme bir de derini göm. Sallayalım biraz. Programın ismine bak. Harbiden doğru. Tamam o zaman boşluğa doğruysa Kemal hadi konuş hadi. Tamam yap boşluğa. Evet Kemal hadi bak. Bak benim mesela bir konu hakkında bilmediğim şey yok. İnanıyorum mesela. Doğru. Son... Evet. Böyle herhangi bir konu hakkında herhangi bir şey bilirim. Çünkü mesela şey tenisçiler çok kazanıyor mu? Kesin bir bilgisi vardır yani. Ne düşünüyorsun tenisçiler? Genel muhabbet. Ya tenisçiler tabii ki de kazanıyor abi. Neden? Wow. Allah Allah ya. Ne yaptı? Tenis birincisi tenis zaten zengin spordur. Tenisçinin kazanmasına başta gerek yoktur. Kazanmasına da bağlayacağım. O tenisçi zaten zengin çocuğu. Zaten parası var. Kazanıyor. Bununla ilgili sponsorluklar şunlar bunlar da babası holding sahibi. Holdingden geliyor bir tane marka sponsor oluyor. Tenis lan oğlum bizim orada maç sahası yoktu lan. Sahada bildiğin şeyde oynardık kumda. Lan top oynayamazdık top. Siz nerede büyüdünüz de tenis oynadınız? Biz İstanbul'da büyüdük. Bir de paramız yok diyorsunuz. Anneannem getirirdi bir tane pilav şeyini ortaya koyardı. Biz 5 kişi ondan yerdik kaşıkla. Yerdik. Biz de öyle yemiştiğimiz vardı. Ağırdı. Ben de yedim. Siz iyi bilmişsiniz abi. Tenis. Ben raketi 14 yaşında öğrendim lan. Bu videonun hashtagini koyayım mı? Koy. Drama ekmek değil, ekmek nimettir. Evet. Şimdi bir reklam arasına gidelim arkadaşlar. Diyecek hiçbir şey kalmadı. Reklam salak bir sonra. Çocuk yemin ederim. Bak programa o kadar uyudu ki boşluğa doğru programına cup diye oturdu ya Kemal. 200 lira. İki bakan aşık oluyor. Bakan aşık oluyor. Kardeşim ne satıyorsun bunu? Abi çok iyi gözlük. Ne işe yarıyor? Altak bütün kızlar sende. Harbi mi diyorsun? Sanmıyorum. Oğlum. Abi Allah aşkına. İyi bakın. İyi bakın lütfen iyi bakın oraya. Göz kırpamıyor. Göz kırpmaya çalışıyor, kırpamıyor. Oğlum. bak göze dikkat. O an felç geçirmiş gibi amına koyayım ya. YouTuber tanım yok yani ortada. Herkes koyabilir. Tam Twitch Angel'ı da aynı şekilde. Normalde direkt... Allah'ım yeter amına! Abi, YouTuber'ların şarkıları çıkıyor biliyorsunuz. Güm. Güm bum hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi şöyle, bence Duygu'yu biri trollüyor. Diyor ki, sen gerçekten iyi sesin var. Gerçekten iyi yapıyorsun bu işi. Devam et yapmaya diye. Her seferinde, her şarkıda iyi olduğunu zannedip devam ediyor abi. Ya şimdi bariz bir şekilde kötüydü tamam mı? Bunu 100 kişiye sor, 100 kişiye göster şarkıyı. 99'u kötü yani... abi. Abi Duygu ne yapacaktı biliyor musun? Trolledim diyecek ben kendine. Ben boy ne yapıyorum, troll vesaire deseydi kimse bu kadar tepki göstermezdi. Yine yani YouTuber'lar yapıyor zaten. Eğlenen yani kitlesi seven, seviyor falan filan. Ama ciddi bir şarkı olarak ortaya çıktı ya böyle. Aynen, hani herkes böyle abi. Aynen savunuldu çünkü. Hani yo ben güzel olduğunu düşünüyorum denildi yani ona. Ondan dolayı millet... Vançu geleceğim sana bekle. Bu ülkede kimleri dinledik? Yani. Kimleri kim? Yani ne üstadlar ne krallar. Biz dünya tarihinde... Okuyacağım arkadaşlar subları donate'lerim. Videodan sonra. Hayır bir şey demedim zaten. Bir ya sabahtan akşamdan akşamdan sabaha ispost. Harbiden ya. Doğru diyor. Sen manipülasyon olmuşsun oğlum. Manipülasyon? Sen manipülasyon olmuşsun Berkcan Güven. O Twitch'teki o IRL boşluğunu o kadar iyi doldurdun ki. Hani senin gibi kimse bence yok IRL'de. Yeni izleyiciler alınacak değil mi? Boşluğu aynen. Lan ne alaka? Kemal'i övmemen lazım. Kemal'e dolu dediğin zaman herhangi bir dolu... Hayır sen biz ne boşluk abi falan. Adamsın falan kesin deme ya. Sen tamamen sikerler kapıya dayanır. Doluluk terimiyle yan yana koymak istemiyorsun. Ya kişiler bir de teleskopla evi izliyor biliyor musun?
O aldım ya L şeklinde böyle. Evi almadım bu arada, kiralık oturuyorum. Hayır, ev mi aldı? Oğlum direkt şurada çıksan, o edit vardı ya. Ya yarrak sen 2 saattir şurada çıksın diyorum, bakıyoruz mal benim değil. Salak. Ben de niye yapmıyoruz ama aynı şey? Benim konseptim amına koyayım. Bu tartışmaydı. Bir saniye. Okey. Ben şurada çıkarttım devam. Lan nasıl çıktı lan ayakta sizlerden? 12 saat şey yapıyordunuz oğlum, ya. Oğlum dalga geçiyor, öyle bir şey yok ya. Edit yok mu onda? Böyle direkt ya mi? Öyle mal gibi bakalım diye yaptı onu ya. Öyle bir teknoloji mi var oğlum? Biz konuşurken orada video çıkacak. Video çıktı. Lan nasıl yok? Allah aşkına. Ne kadar saçma bir kontak. Oğlum diyor ne saçma videosu falan oldu. Saçmalama bu arada ya. Abi bu magazin tüm Twitch tüm sayfaları hakkında ne düşünüyorsun? Çok boşlar. Ben hiç anlamıyorum. Farklı sayfalardan diyorlar hani, koyuyor bir tane çocuk Twitch yolcusudur, Twitch bilmem nesi X isimle. Ondan sonra insanlar hani geliyor, biz sanki o konunun karar merceği gibi hani diyoruz bence şurası olmamış, bence burası olmamış. İnsanlar altına küfürler dolu dolu. Ne başını dinliyor ne ortasını dinliyor. Tam o olayı o an. Ferit'in söylediğinin tam tersini karşı taraf söylemiş gibi abi, Ferit'e karşı ya. Yansıtarak falan. Ben yani... dedim ki onu da söyleyeyim. Enes Batur'la özür dileme muhabbeti. Enes Batur'dan özür diledin değil mi sen? Evet özür diledim ama ilk o özür diledi. Yani şöyle oldu. Ya bu da çok burayı kes burayı kes. Aya burayı sakın koyma sakın koyma. Enes Batur'la koymuş ibne ya. Sakin ol. Baştan alsana. Dur o zaman ben örneğini vereyim. Mesela farklı. Bir tane şey var. Ya burada tabii ki onu demek istemiyorum bu arada. Gerçekten yani. Orada olay hani... Sanki ben ilk özür dilemişim gibi. Abi şimdi linç. Abi R falan değil. Bak dinleyin bir. Chat bir dinle. Bir dinle bak. Olay şu. Orada Berkcan şeyi ima dedi. Hani ilk sen mi özür dile? Ya makara yapıyor sonuçta orada. Hani o özür diledikten sonra bana göre ağır olan tarafı oydu çünkü. Ben bana göre o kadar da şey değildim. Haksız değildim. O yüzden özür diledikten sonra ben de sonra Enes Batur'un videosundan sonrakiler için özür diledim. Özrümü diledim ben de. Olay bu. Oraya o yüzden koyma dedim. Çünkü yanlış anlaşılacaktı. Ki gördüğünüz gibi RR yazıyorsunuz. Yanlış anlaşıldı. Teşekkürler Berkcan Güven Çengel Express. Vardı. Yine Twitch magazin sayfası var böyle. Ferit'in söylediğinin tam tersini böyle alıp karşı taraf söylemiş gibi şey. Burada giriyordun Ferit cümlen bitti. Evet tamam gireceğim işte gireceğim. Tamam, ben daha... Poga geldiğinde abi Enes, buraları da koymuş. Orada bir şu olay oldu. Enes içten özür dilemedi dedi. Beni öldürdü be. O yüzden ben de içten öldürdü özür dilememiş olabilirim dedim. Dilerim canım ne olacak. Tamam diliyorum falan oldu böyle. Ben gerçekten özür dilerim. İlk Jahren'in videosunda gördüm, sonra seni izlemeye başladım. Olmadığım yani. Zamanları YouTube'dan bitirdim ve sırf seni desteklemek için Twitch hesabı açtım. İrem. İrem. Çok teşekkür ederim. Elle bu işin için. Bir elli daha bu işin için. Çok sağ ol. Tamam o detayları konuşuruz ya İrem. Çok sağ ol. Benziyor. Bu arada kesinlikle benziyor. Vallahi ya. Benziyor. Vallahi benziyor. Geliyor birinci ifşamız. Çelik'in nude'u. Ama neden olduğunu sor. Niye öyle bir bu, fotoğraf? Neden böyle bir fotoğraf çekildi? Facebook sayfam. 2012-2011 falan yani. 20.000 olursa dedim. Meme fotoğrafı ama atacağım dedim size. Ama bunu durduk yere demedin. O sırada bu bir meme'di. Herkes şey memeni aç, memeni evet, aç. Evet meme aç, meme aç mevzusu vardı Twitch'te. Daha kimse daha, açmamıştı bu daha arada. Kimsenin memesi yok ortada. Şimdi herkes. Meme de açmamıştı. Daha meme de açmamıştı. Vallahi. Şükürler. Eyvallah şükür. İnternet kafe değil mutlu o. Zamanlarından. Evet. Ferit'in e-sporu bıraktığı takım, number one. O evde 3 kişi aynı odada yatıyoruz. Dip dibeyiz. Ferit bildiğin yan yatağımda. Arkamda bir çocuk koltukta yatıyor. Gece bu arada sıkıntı. Dur bunu söyleyeceğim. Bu arada number one yönetimi kadar
espora gelmiş geçmiş en berbat yönetimdir abi. Oluyor abi. Bunu net olarak söylüyorum. Bunu söyleyeceğim. Bu tamam, içimdeydi. Yayınlarda bile söylemiyordum. Bunu herkes bilsin abi. Bunu herkes bilsin Espor'da abi. Number one. Türkiye esporu belki de kötüleştiren yönetim biçimi olarak number one espor yönetimidir abi. Trix! Trix ne lan? Trix! İntikamımızı aldım kardeşim. Furkan! Bam 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 söyledim lan her şeyi Furkan. Sen niye şimdi şey yapıyorsun? Oğlum bırakmışlar. Sen de bilmişler. Bana ne abi bıraksınlar tabi bırakacaklar tabi ya. Leş bir yönetimdi yani Allah kahretsin. Ayıp ya. Bu yükseliş amına koyayım. Su var mı bu arada? Ben de duyar kasıyorum. Ayıp. Bir şey oldu. Kemal'le ilk fotoğrafım. Bakışa bakar mısın? Gıcık kalkmışsın ya. Yanında Atakan. Abi bak bunu gerçekten söyleyemiyordum. Hani hep şey yapıyordum. Profesyonel oyuncuydum falan bilmem ne. Sana yemin ederim. Bak Türkiye esporunda yönetim olarak seviyeyi o kadar aşağıya çeken bir espor kulübü olamaz abi. Gerçekten berbattı arkadaşlar. Gerçekten berbattı. O oyunculara acıyorum. Bak o number one'a gelen, oynayan oyuncularla tek tek röportaj yapılsa Türk esporu çalkalanır. Haberlere konu olur yani. Bak haberlere diyorum bak. Türk televizyon kanallarına konu olur. O derece da sesi bitirdiler. O derece rezalet şeyler oldu yani. Bak detaya girmiyorum. Üstü kapalı söylüyorum. Detaya girsem var ya. Puf yani. Özgürt olsaydı gülerdin Ay Guys bura yapardı. Bir Atakan Özgürt olamamışız demek. Atakan fena ha bu arada. Kemal Rakun'a bu kadar benzetilmek senin hoşuna gidiyor mu? Ben tilt ola ola büyüdü. Keşke en başta tilt olmasaydım kapanır giderdi o muhabbet normalde. Ben bir gün bir yayında şey dedim. Ulan dedim ne ben de aslan gibi adam mı dedim böyle. Egon patlamış yine kendim bir şey zannediyorum tamam mı? Böyle benim yelelerim falan var dedim. Saçımı falan savurdum böyle kameraya bir bakış attım. Biri dedi ki ne aslan amına koyayım dedi sen de Rakun'a benziyorsun dedi. Tak diye Rakun fotosu açtı yan yana koyduk böyle. Harbiden benziyorsun. O yüzden sinir oldu. Şampuanı önce elinize mi sıkıyorsunuz yoksa direkt kafanıza mı sıkıyorsunuz? Bu Elvin'in takipçisi sırayla bence. Elvin'in takipçisi. Abi elde hissedilir. El abi. El. Ben elime sıkıyorum yani hatta fazla gelirse ne bileyim ya dökersin ya da... Ele abi ele sıkarsın fazla yani. Fazla gelirse ne yapıyorsun? Hadi fazla geldi böyle içine mi döküyorsun böyle? Bir şey var mı direkt kafaya sıkan? Direkt kafasına böyle fışkırtan var mı? He? Var mı direkt kafasına fışkırtan? Ben. O kafasına fışkırtanları banlayın. İsrafçı ibneler. Ne? Önce saçına sürdüm. Önce ele sıkarsın. Lan az önce UNICEF dünya barışı amına koyayım şimdi. İnsanların normal haline. Sabun fazla geldiyse kullanırsın bir şey ya. Tüm insanların yaptığı sen ya yönetmenim. Lan bana seviyorum. Tabii şey. Yani ne oluyor abi? Ben hep arada işte kaçırmaya çalışıyorum onu. Hayır lan. Size bir sürprizim var. Bir tane abimiz gelecek şimdi. Size birkaç numara yapacak bakalım. En keyifli yerine geldik şu an. Enes Batur geliyor. Ferit'le özür diliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi küçük bir reklamlara gideceğiz. Sonrasında bambaşka bir olayla beraberiz. Acaba ne? Sanki bilmiyorlar. Gümlemeye hazır olun. Sizin şekliniz bu mu? O zaman hadi güm güm. Birbirinden güzel partilere akabilirsiniz. Güm güm. Güm güm. Benim şeklim. Güm güm. Yanımızda Tolga var bugün bizim arkadaşlarımız. Çok iyi ya. Aynı zamanda yakında YouTube kanalı açacaklar. YouTube kanalı nasıl olacak abi? Bence Türkiye'de daha önce görülmemiş bir şeyler insanları sanırım bekliyor. Umarım yani en azından. Hallederiz isimde bir kanal açacağız. Böyle çeşitli robotlar, garip şeyler. Garip, geek, nerd. Ben de değil ama. Tamamdır abi. O zaman seni bir de diğer tarafında insanlara... Ya aslında şöyle oldu. Berkcan aradı beni. Bir sihirbaz gerekiyor dedi. Nasıl bir istek abi böyle doğum gününde sihirbaz mı çağırıyorsun? Neyse en azından kırmadım ve geldim. Okey basit bir şey göstereceğim. Okey abi. O inanılmazdı ya. Şu anda ve programın sonuncusu sen olduğun için senin seçmeni istiyorum. Böyle herkesin seveceği güzel bir kart oyunu mu istersin? Böyle herkesin rahatça izleyebileceği. Yoksa iğrenç büyük olasılıklı gösterinin ortasında kapayacakları videoyu bir şey mi görmek istersin? Tamamen sana kalmış. Ne diyeyim? Bizi bir kustursun ya. Bak desteğe bir kustursun. Desteğe yanımda eğer istersen hani
İkisi de olmuyor mu? Öyle bir opsiyon var mı? Tamam, bir tane seçmek zorundasın. O zaman ben... Kusturmalı ya. Kusturmalı. Karar verdiniz mi? Tamamdır. Tamam. Bunda bir parça iplik var. Ooo yapma yapma abi. Yok merak etme, o kadar da karmaşık bir şey değil. Anladım ben ya. Ben direkt anladım, ben direkt anladım bak. Böyle gelişmiş bir numara yapmayacağım. Hani evet. Sen daha önce hiç küçükken bir arkadaşın falan var mıydı böyle makarnayı burnundan? Arkadaşım küçükken vardı abi, sağ ol. Var mıydı? Kendileri hissediler bunu. Tam yerini abi bu çok kötü orada. Ya. Gerçekten de dediğim gibi biraz iğrenç bir oyun ama. Ay 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 ay, orada bile zor izledim ben bunu. Gerçekten zordu. Ay çek. Gerçekten burnumdan çıkarsaydım güzel bir oyun olurdu ama biraz daha iğrenç seçmek istiyorum. Eğer yarın yarışırsa sanırım burada bir yer takılır. Vallahi kusura. Burada kesinlikle kesileceğiz. Ay. Oh! Oh! Ben dayanamıyorum. Oh! Gerçekten iğrenç olduğunu söylemiştim. Aa! Evet evet, çok kötü. Berkcan, benim için tutabilir misin? Çok yavaş ama. Sakın hızlı çekme. Sakın hızlı çekme. Tamam. Hızlı çekme. Okay. Oğlum baya orada lan. Oğlum, hissedebiliyor musun çıktığını? Evet evet. Herhangi bir kart tutar mısın? Herhangi bir kart. Hatta bu kartı söyleyebilirsin sesli bir şekilde lütfen. Kara 3. Kara 3. Emin misin? Emin. Fikrini değiştirebilirsin şu aşamada. Yok. Eminsin, %100. Emin. Gerçekten bak, fikrini değiştirebilirsin dediğimi unutma. Tamam. Çünkü cüzdanımda tek bir tane kart var. Tam olarak şu. Lan nasıl? Ben tutturdum değil mi? Ben şanslıydım. Sen hakikaten üzerinde bir kart taşıyordun, onu da ben bildim. Kesinlikle, kesinlikle. Çok enteresan. Acaba bildin mi? Acaba ben konuşurken... Hello. Sana bir fikir mi verdim? Manipüle oldu amına koyduğum ya. Okey, şöyle bir şey deneyelim. Evet. Kemal. Evet. Vallahi kurgu değil lan. Vallahi kurgu değil. O an oldu bu olay. Sana bütün sihirbazların yapmayı en sevdiği numaralardan birini göstereceğim. Resmi versen herhangi bir kart alır mısın? Herhangi bir kart. Oğlum buna çok şaşırdık ya. Bana kesinlikle gösterdi. İnanılmaz şaşırdık abi buna. Bu bütün sihirbazların yaptığı en basit oyunlardan bir tanesi. Desteği karıştırıyorsun, desteğin arasında herhangi bir kart alıyorsun ve daha sonra desteğin arasında herhangi bir yere koyuyorsun. Herhangi bir yere koyabilirsin. Çünkü dediğim gibi en basit. En basit kart numaralarından bir tanesi. Ve daha sonra deste tekrardan karıştırılıyor ve sihirbazın senin kartın spesifik olarak nerede olduğunu bulması gerekiyor. Dediğim gibi. En standart kart modellerinden bir tanesi. Karo altı abi. Mesela atıyorum desteğin içinde. Camdan gördün ya. Şurada olsaydı enteresan olur muydu ya? Hatırlıyor musun kartını? Evet. Net bir şekilde hatırlıyorsun ya. Hatırlıyorum. Maçı topuz. Yanlış. Değil misin? Evet. Sizi gördünüz. Okey. Evet. Tamam, bir hata yapmış olabilirim. Bana iki şans daha verir misin? Sadece iki şans. Tamam. Okey. Benim için maçı topuz kart modellerini tekrar seçmek istemiyorum. Üçte mi kartın olabilir mi? Hayır. Peki şu, tam olarak emin değilim ama siyah mıydı emin değil, kırmızı sanırım. Hayır, okey, bir saniye. Ya bu bütün sihirbazdan yaptığım şey, eğer gerçek bir sihirbaz olsaydım Kemal şunu yapabilirim. What? Ne? Ben tutuyordum. Oğlum inanılmaz, gerçekten bak. Elini alırken biz gördük. Abi, bunu bilmemekte ne var demin, chat. Abi, elini alırken bak, şurada eline verirken, Kemal'in. Kartı eline verdi ya. Bak. Burada verdi ya. Kemal şöyle bakıyordu ya. Vallahi maça 9'du o ya. Ben de gördüm. Maça 9'du. Hala elinde bak. Bak video akıyor zaten. Durdurulmuyor. Maça 9 abi şu an o. Hala elinde maça 9. Bir anda kara 3 oluyor oğlum. Ben tutuyordum.
Abi bunun mevzusunu şu an anlatır mısınız bana? Biri anlatabilir mi bunun mevzusunu? Ben de yapıyordum diyenlerden biri gelebilir mi? Isaac! Isaac Discord gel. Isaac bunun mevzusunu anlatın abi. Ravine mi? Abi selamlar Ravine. Alo. Sesim geliyor mu? Sesin geliyor abi. Abi televizyonun sesini kısar mısın? Ravine siktir git. Başka var mı şey yapan? Bu numaraları bilen, anlatırım diyenler. Chat'ten var mı? Bakıyorum hemen. Umut anlatır gibi duruyor. Umut 26 yaşında. Umut selam abi. Sen bir seherbaz gibisin. Umut. Dur, Ravine'yi bir daha çektim ya. Alo Ravine. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Ne haber? İyiyim abi. Sağ ol, sen nasılsın? Abi ne ayak, bu nasıl oluyor ya? Abi şimdi mevzuyu sana anlatayım. Bu sihirbazlıkta şöyle bir olay vardır. Evet. El çabukluğu. Karşındaki kişinin kafasını karıştırman gerekir. Tamam. Bunu da ağzınla yaparsın. Orada Kemal'e soru sorarken diyor ki mesela seçtiğin kart bu muydu diyor. Kemal yüzüne bakarak hayır diyor. Ama o arada Kemal'in dikkatinin dağılmasını sağlıyor. Ve en altta tuttuğu karo 6'yı elinin içine alıyor. Ama Kemal o arada karşısındaki sihirbazlık yapanın yüzüne bakıyor. Fark etmiyor bunu. Bunu alttan kart çekerek Kemal'in eline veriyor. Kemal'in eline maçı 6'ya aldığını düşünüyor. Peki bir şey soracağım. Karo 6'yı nereden biliyor? Karo 6'yı nereden biliyor? Şimdi desteği böldüğü zaman evet. Kağıdın en altına bakıyor. Mesela sinek 3. Evet. Bir de desteğin en üstüne bakıyor. Sinek 2. Evet. Kemal'in kartını sinek 3 ve sinek 2'nin arasına koyuyor. Ve kartı açtığında sinek 3 ile sinek 2'nin arasındaki kartın karo 6 olduğunu görüyor. Kemal'e maça 6'yı soruyor. Bu muydu kartın? Diyor. Kemal de diyor ki hayır. Hayır derken yüzüne bakıyor. Evet abi. Peki din kardeşim, bu adam Kemal'in eline kartı verdiğinde o maça 3'tü. Ben gördüm. Bir anda karo 6 işte oldu. Siz o an adamın yüzüne bakıyorsunuz. Adam o sizi yüzüne odaklıyor ve diyor ki kartın bu muydu diyor. Siz kartının olmadığını bildiğiniz için adamın yüzüne odaklanıyorsunuz. Hayır abi, değil. Hayır. Bak şu an verdi ya, bak izliyor musun yayından? Bak şu an verdi kartı. Şu an bak Kemal de hafif açıyor kartı. Ben de görüyorum. Maça 3 bu kart. Maça 3 görüyorum orada. Tamam mı? Ya, bak tekrar al geri az daha. Dediğim gibi dikkatinizi dağıtıyor. Sizi dikkatinizi kendi yüzüne çöküyor. Elinde değil. Lan oğlum. Kemal'in elindeki kart zaten. Bak aldı eline. Adamın elini ben boş verdim şu an. Umurumda değil adam. Çünkü kart Kemal'in elinde. Ben hiç şey yapmıyor. Şöyle diyorum bak, işte elinin sinem dikkatini alıyor. Orada yüzüne baktığınız zaman en alttaki kart karo 6, alttaki kartı çekip eline veriyor. Destede kalıyor yani tekrar maça 9. Maça 3. En alt... Abi anlatamıyorum galiba, bak. Ben senin dediğini anladım. Tamam da. Bak kartı verdi ya şu anda. Kartı verdi evet adam, abi. Kemal'e. Şu an maça 3 verdi. Sen diyorsun ki karo verdi. Şu an maça 3 verdi eline Kemal'in. Bak şimdi. Destenin en altında karo 6 duruyor. En üstünde maça 9 duruyor. Kemal'e maça 9'u gösteriyor. Kemal diyor ki kartın bu muydu? Hayır diyor. Hayır derken adamın yüzüne odaklanıyor. Eline değil. Çünkü kartın olmadığından artık elin. O da en alt desteden karo 6'ya veriyor. Yani bu numarayı çünkü ben de yapıyorum yani. Abi ama şu an Kemal'in elinde maça 9 var. Abi açıklayacak başka biri varmış. Ya açıklasın da, olayı bu yani. Mevzunun yani, istersen aynı şekilde videosunu çekip ben de atarım sana yani. Abi adam maça 9, elinde maça 9'ken nasıl karo şey oluyor, karo kaçtı lan? Karo 6 oluyor bu. 6. Bana onu biri açıklasın ya. Ben senin dediğini de anladım. Tamam, senin dediğin de mantıklı. Ama burada mantıksız benim dediğimde. Bak. Karo 6 oluyor bir anda kart. Ya işte hani benim dediğim gibi benim... Ben yapıyorum bu numaraları hani. Burada dikkat dağıtmak önemli yani. Dikkatini yüzüne çekiyor. Siz yüzüne bakarken en alttan çekip veriyor karo altıyı. Yani
hala maçı 9 desteğin içerisinde duruyor. Ya biraderim Ravine'cim, sen benim dediğimi anlamadın ki ama. Ben senin dediğini anlıyorum abi de. Bana onu hala açıklamıyorsun ama. Bana hala onu açıklamıyorsun. Ben hala sen kendi dediğini söylüyorsun. Bana şunu açıkla. Kemal'in eline maça 9 veriyor. O maça 9 nasıl karo altı oluyor? Çünkü maça 9'u ben de görüyorum. Kemal hafif böyle açıyor. Bir anda nasıl karo altı oluyor? Adamın eli değmiyor Kemal'in eline. Abi açıklayacak başka bir varsa açıklasın o zaman ya. Benim açıkladığım, benim bildiğim bu. İstersen aynı şekilde video olsun, çekip atarım yani. Hani daha diyecek bir şeyim yok. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi gece. Yayınlar. Görüşürüz. Gözüm seyirdim. Çekeyim mi diğerini? Görüşürüz, bay bay. Çek bakayım. Kimmiş? Vançu. Vançu. Aynı ya. Açık değil. Daha açık değil. Merhaba. Alo. Şey. Evet Çançı. Bu... Evet ne söyle. Gerçekten. Evet söyle. Ne olmuş? Kart... Şöyle. Teleport mu? O kartın. He. Ya bir dakika dur ya. Lan dur tamam hadi sen söyle hadi. Şimdi kartı o maça kartı sana gösteriyor. Evet. Gösterdi en üstteki karttı bu. En üstteki kartın olmadığını söylüyor. Aslında onu açarken iki kart var orada. Bu arada ben de bir 5-6 ay kadar sihirbazlıkla uğraşmıştım. 5-6 ay... Karo saldın mı? Aynen. Evet. Çünkü çok şey, pratik gerektiriyor. O maça kartını gösterdiğinde aslında altındaki o Kemal'in kartı da var. O Kemal'in kartını nasıl buluyor diye soracak olursan... Şöyle buluyor. Heh. Kartı ortadan bir yere koyuyor ama o kartı... Ha, onu anladık, onu anladık. Onda sıkıntı yok. Tamam. Kartı nasıl bulduğunu vesaire anladık. Şimdi sen ben sana şunu soruyorum. Ben sana sorumu tekrarlayayım. Tamam mı? Karo 9'u maça 6'yı, maça 9'u maçayı veriyor tamam mı? Evet. Kemal'in eline. Kemal'in elindeki maça kart. Kemal'in elindeki maça kart adam ellemeden, dokunmadan nasıl karo 6 oluyor? O Kemal'in kart eline geçtiği zaman onu görüyor musun? Yani kartı alıp evet, bakıyor bak, musun? Bak tam şurada. Ben bakmıyorum ama Kemal burada hafif kaldırıyor ya. Şükrü de ben de görüyoruz. Hatta Şükrü de söyledi. O kartın maç olduğunu. Evet maç olduğunu gördük. Şu kartı bak alıp hafif kaldırıyor. Biz eline baktık Kemal'in. Gerçekten o kart mı diye. Evet gerçekten maça veriyor. Benim aklımda böyle bir şey yok. Şöyle vardı. O maça kartı gösterip iki kart çekecekti birbirine yapışık bir şekilde. Maçayı gösterip senin eline en üstteki kartı maçı olarak verip sana karoyu verecekti ama karta bakmadan yapması lazım. O yüzden bir garip bir şey. Yanlış mı yapmış adam yani? Adam yanlış yapmış. Yok böyle bir şey. Aynen. Yanlış abi bu. Bu sihirbazlık. Açmış yani. Vançıcığım çok teşekkür ederim kardeşim. Abi ben özür dilerim. Ne yanlış demek özür dilerim? Ya estağfurullah sen ne demek ya? Sen ne biçim konuşuyorsun lan özür dilerim falan. Saçmalama. Kardeşim kendine iyi bak. Öpüyorum seni. Çok teşekkür ederim abi. Öpüyorum. Eyvallah. Bay bay kardeşim. Bay bay. Bu işte bu. Bunun bana şeylerini atsanıza. Kaçtı bunun pikselleri ya? Unuttum. Neyse ya. Yapmış abi adam. Helal olsun. What? Ben tutuyordum. Siz görmediniz mi? Açtı şimdi. Bir de çapraz tutuyordu. Senin eline koyduğunda kart başka mıydı? Bak, evet. Baktım. Bak yemin ediyorum bunu gördüm. Yani koyduğunda başka karttı sonra bunu gördüm. Sen gör. Bak gördünüz mü? Koyduğunda başka karttı sonra bunu gördüm. Koyarken maça koyuyor. Maça veriyor yani elini. Evet ben de öyle. Bilerek çapraz tuttum başka mı koydu diye. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Post like. Güzel video, güzel video. Bir de ben ne izleyecektim? Bir şey daha izleyecektim ya. Neydi amına koyayım? Ben bir şey daha izleyecektim. Ha Vayşay. Vayşay yeni video atmış. Ondan sonra Spiderman. Heh hemen okuyayım. Bir saniye.
Oo, ne kadar birikmiş ya.